Hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan önemli gelişmeleri sizlere aktaracağız. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den önemli açıklamalar geldi. Zırhlı amfibi hücum aracı Zaha'nın mühendislik doğrulama faaliyetlerinde önemli bir aşama olan kendini düzeltme testi başarıyla tamamlandı. Zaha'lar zorlu hava koşullarında denizde alabor olması durumunda içerisinde bulunan mürettebata zarar vermeden ve ilave bir sistem kullanmadan kendi kendini döndürme özelliğine sahiptir. Bununla ilgili de çok güzel bir video paylaşılmış. Geçen gün sizlere suriyegündemi.com'un Suriye'de terörist PKK'nın kontrol ettiği alanları paylaştı. GIF'e aktarmıştık. Benzer şekilde 2011'den bu yana muhaliflerin ve Esad güçlerinin kontrol alanları paylaşılmış. Haritaya baktığımızda gerçekten de muhaliflerin bir ara her yeri almaya yaklaştı. Fakat daha sonra terörist Rusya'nın müdahalesiyle beraber Esad'ın Libya'nın çoğunluğunu terörist PKK ile beraber kontrol ettiğini ne yazık ki görüyoruz. Belki daha önce izlemişsinizdir. Fransız uçak gemisine ismi verilen Charles de Gaulle, yani dönemin Fransız Cumhurbaşkanı, daha önce ülkemizi ziyaret etmiş. Bununla ilgili görüntülere rastlantı sonucu ulaştım. Burada muhabirin Fransız yanlısı olması gerçekten düşündürücü. Fransa'yı öve öve bitirememiş. Bu tabii ki de sinir bozucu bir durum. 2 dakikalık bir video, bunu bu videonun sonuna koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Hem de Fransa gibi büyük bir devletin 2. Cihan Savaşı'nda bir nevi kurtarıcısı olmuş pek güzide bir devlet başkanı. Sizlere İsrail'le normalleşme adı altında İslam'a ihanet belgesinin imzalanmasından bahsetmiştik. Çok güzel bir tespit yapılmış. Nereye imza atacağını bile bilmeyen adam sırıta sırıta İsrail'e itaat ediyor. Tabii ki de Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden bahsediyoruz. Neden bunu tekrar hatırlattık? Çünkü bir haber geldi. Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'in Filistin ilhakına sus payı olarak Fransa'dan 80 adet tankı Ürdün'e hibe edecek şeklinde bir haber paylaşılmış. Yine yabancı sitelerde bu haberi doğrulamış. Bilindiği gibi o bölgenin tapusu tabii ki de Ürdün'de, ama Ürdün'de hiç açıkçası ses çıkaramıyor arkadaşlar. Sözde tepkisini gösteriyor İsrail'e ama İsrail bir adım atınca hemen susuyor. Yani bu anahtar, o kutsal bölgelerin anahtarı kimlere kalmış gerçekten diyecek bir şey bulamıyoruz. Sıradaki habere geçelim. Devletin çelik bileği, polis, özel harekatlar daima göreve hazır, her koşula karşı teçhizat ve milli silahlarla donatılan polis özel harekat, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için günün her saati göreve hazır şekilde bekletiliyor. Bununla ilgili çok güzel bir video paylaşılmış. Libya'dan ve Mısır'dan haberler aktaralım. 16 Eylül'de, yani dün, uydu görüntüsünde Mısır'ın Libya sınırındaki Sidi Barani askeri üssünde havalanmakta olan bir uçağı görüyorsunuz. Bu üs Libya'ya oldukça yakın, Mısır'ın Mersa Matruh vilayetinde bulunmakta. Zaten beni izleyenler bilir, neredeyse 2 ay boyunca Libya haberlerini sizlere aktardım. Burada çekilen görüntüleri de sık sık sizlerle paylaşmıştık. Benzer şekilde darbeci terörist Haftar'ın kontrolündeki Tobruk hava üssünde de MiG'lerin aniden taşındığı aktarılmış. MiG'lerin nereye gittiği hakkında da bir bilgi yok. Gerçekten ilginç bir gelişme. Mısır demişken Mısır'daki yeni keşfi sizlere aktarmıştık. İtalya'nın Mısır'da gaz bulduğunu söylemiştik. Bununla ilgili yeni gelişmeler açıklandı. Mısır'daki bu yeni keşif Temmuz 2015'te keşfedilen 16 metre su derinliğindeki kıyıdan 5 kilometre ve Noros sahasının 4 kilometre kuzeyinde yer almaktadır. Bununla ilgili bir görsel paylaşılmış. İtalyan ENI şirketi ve BP bölgede yapılan son keşifleriyle birlikte mevcut Noros bölgesi gazının daha fazla olabileceğini de tahmin etmektedir açıklaması yapılmış. Dün açıklanan gaz 4 trilyon fit küptü. Sıradaki habere geçelim. Yine daha önce Libya'dan petrol almak için açılan Norveç'in sahip olduğu Royal Diamond 7 adlı gemi Avrupa Birliği'nin İrini misyonu kapsamında durdurulmuş ve Sicilya adasına çekilmişti. Fakat geminin Girit adasına demirli olduğu aktarıldı. Gemi Sicilya'dan Girit adasına aktarılmış. Libya'dan bir hainlik haberi verelim. Ya Biladi Partisi'nin lideri Nuri Ebu Seymen ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı görüştü. Yani burada muhalefetle Rusya Dışişleri Bakanı'nın görüşmesi bildiğiniz hainliktir arkadaşlar. Görüşmede Rusya'nın Libya'daki krizde nasıl olumlu rol oynayabileceği görüşülmüş. O zaman Rusya, git Seraç'la görüş, muhalifle görüşmeye hakkın yok diyoruz. Bu görüşmelerin de devam etmesine karar verilmiş. Zaten bu adam hakkında, bu Nuri Ebu Seymen hakkında çeşitli duyumlar var. Bakalım neler olacak. Yine Libya'da gayrimeşru Tobruk Meclisi'ne bağlı istifa eden hükümetin başbakanı Abdullah El-Tani hükümetin hiç geliri olmadığı için bankalardan kredi çektiğini ve bu paranın yarısına darbeci Haftar tarafından el konulduğunu açıkladı. Gerçekten yürek isteyen bir açıklama yapmış. Darbeci falan tamam ama Haftar'ın olduğu bölgede bu açıklamayı yapmak açıkçası yürek ister. Bakalım Haftar buna karşı bir şey yapacak mı? Gerçekten bizim de beklemediğimiz tarzda bir açıklama olmuş. Belarus'a gidelim. Belarus'tan yapılan açıklamaya göre Mogilev bölgesindeki ormanda eğitim gören bir militan grubu çoğu çocuklardan oluşan 6 üyesiyle birlikte yakalandı. Ukrayna bayraklarında ele geçirildi, aktarıldı. Ukrayna Belarus'u karıştırmaya çalışıyor. Bu yönde bir iddialar var. İlk başta bunlara inanmıyorduk ama çok sayıda bu tarz olay gerçekleşmeye başladı. Hep Ukrayna bayraklı kişiler yakalanıyor. Bilindiği gibi Lukashenko zaten suçlamıştı Ukrayna'yı. Tabii Ukrayna'nın burada asıl amacı Rusya'ya karşı olduğunu da söyleyebiliriz. Rusya bilindiği gibi Ukrayna'nın çok sayıda bölgesini işgal altında tutuyor. Başka bir habere geçelim. TİKA Somali'de genç yeteneğe ulaştı. TİKA robotik çalışmalarıyla sosyal medyanın gündemine oturan Somalili genç yetenek Guled Adam Abdi'ye ulaştı. Yakın zamanda Türkiye'ye geleceği de açıklanmış. Abdi isimli kardeşimizi başka ülkelerden de çok sayıda isteyen olmuş ama kendisinin ülkemizi seçtiği aklanılmış. Gerçekten tebrik ediyoruz. O kadar yokluk içinde bunu yapması gurur verici. Fransa'da bir anket yapılmış. Fransız halkının %89'u siyasetçilere, %76'sı ise medyaya güvenmiyor. Gerçekten çok yüksek bir oran. Neredeyse 10 kişiden 9'u siyasetçilere güvenmiyor. Diğer güven oranları ise şöyle. Sendikalar 32, Macron 36, bankalar 40, Avrupa Birliği ise 42. Avrupa Birliği'nde Brexit'ten sonra bir Frexit olabilir değerlendirmesi de yapılmış. Yine geçen gün sizlere Şangay İşbirliği Örgütü'nde tanıtılan yeni Pakistan haritasını aktarmıştık. Pakistan resmen bu haritayı yayınladı. Pakistan tarafından yayınlanan yeni harita ile ilgili bir yazılı doküman da paylaşıldı. Tabi Hindistan da hemen buna cevap verdi. Hindistan'dan tepki açıklaması geldi. Pakistan demişken bilmeyenler için şunu söyleyelim. Ankara merkezli inşaat şirketi Dovsar, Pakistan'da 755 milyon dolar değerindeki Balakot hidroelektrik projesini yürütecek. Bu da dev bir yatırım olarak aktarılmış. İlginç haberlerden sizlere bahsedelim. Tu-160 stratejik bombardıman uçağı Rus Su-35 uçaklarının eskortluğunda Baltık Denizi üzerinde 8 saatlik bir uçuş gerçekleştirdi. Danimarkalı, İtalyan, Alman, İsveç ve Polonyalı savaşçılar tarafından takip edildiler şeklinde aktarılmış. İç dalaşı haberleri geliyor. Rusya ve Baltık devletleri arasında sık sık hava mücadelesi yaşanmaya başladı. Yine benzer şekilde Amerikan B-52H nükleer başlıklı bombardıman uçaklarının Karadeniz'de uçtuğunu ve Rusların Su-27 jetlerine önleme yaptığını söylemiştik. Yine yeni görüntüler ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde Ruslar Amerika ile dalga geçip patron biziz şeklinde sosyal medyada bu görüntüleri yayınlamışlar. Rusya demişken Rusya'dan Hindistan'a bir mesaj yollandı. Terörist Rusya'nın Hindistan'a yolladığı mesajı aktaralım. Hindistan Başbakanı Modi'nin 70. doğum gününü kutluyoruz. Şunu da aktaralım. Rusya, Çin ve Hindistan arasında bir denge politikası izlemeye çalışıyor. Çünkü Çin ve Hindistan Rusya'nın en çok silah sattığı iki ülke. Bunu da aktaralım. Önemli bir bilgi bu. En çok ithalat oranlarına baktığımızda Hindistan en çok Rusya'dan alıyor. Çin de en çok Rusya'dan alıyor. Birazcık da Hindistan-Çin geriliminden bahsedelim. Son gelişmeleri aktaralım. Hint basınındaki haberde Hint Okyanusu'nda Çin için kötü haber geldi. Maldivler ile Amerika Birleşik Devletleri arasında savunma anlaşması imzalandı. Neden bu haber önemli? Çünkü daha önce Maldivler ile Çin arasında çok büyük anlaşmalar yapılmıştı. Çin ve Hindistan arasında Maldivlere egemen olmak için yaşanan jeopolitik çekişmede savaş haline dönüşebilir. Taşımacılık ve enerji yolunun önemli bir bölümü kabul edilen Maldivlerin Hint Okyanusu'ndaki konumu, Hint Okyanusu'na egemen olmak için rekabet eden iki büyük nükleer gücün iştahını kabartıyor şeklinde Hint basınında bir haber paylaşılmış. Yine Himalaya dağlarında dans eden Hint askerleri görüntülenmiş. Tartışmalı Ladak bölgesinde Çin ile sorun yaşanan bölgede. Yine economictimes.indiatimes.com'un haberine göre Çinliler Doğu Ladak'taki ihlalleri nedeniyle devam eden gerilimin ortasında Hindistan ordusu müthiş olarak değerlendirilen Bofors obüslerini operasyona hazırlamış. Burada arkadaşlar bunlar müthiş olarak değerlendirmiş ama 1980'lerin ortalarında Topçalay'ına dahil edilen Bofors silahı hem alçak hem de yüksek atışlarda ateş edebilme kabiliyetine sahip ama çok eski bir silah. 1999 yılında kardeş ülke Pakistan'a karşı da etkili kullanıldığını aktarmış Hint basını ama dediğimiz gibi çok eski. Hindistan'da aslında Akaş'ın yaptığı, Akaş savunma sistemlerinin yaptığı çok sayıda gelişmiş silah varken neden bunları hala kullanıyorlar anlamak mümkün değil. Yine ilginç bir haber aktaralım. Barbados ülkesini duymuşsunuzdur. Barbados'ta kraliçenin temsilcisi olarak görev yapan Genel Vali Mason, sömürge geçmişi sona ermeli, 2. Elizabeth'in devlet başkanı olarak tanınmasına son verilmeli, Barbadoslular Barbadoslu bir devlet başkanı istiyor şeklinde. Gerçekten dikkat ederseniz yavaş yavaş tüm sömürülen ülkelerde halklar ayaklanmaya başladı. Dünyada yavaş yavaş bir şeyler değişiyor gibi gözüküyor. 2010'dan 2020'ye Ukrayna ordusunun dalgıç biriminin değişimi aktarılmış. Gerçekten geliştiğini görüyoruz ki gayet normal. Aradan 10 yıl geçmiş. Bu haberin yapılması bile bence saçma olmuş. Brezilya'dan bir haber aktaralım. Brezilya askeri polisi manda üzerinde devreye geziyor şeklinde bir fotoğraf paylaşılmış. Açıkçası bana pek fazla inandırıcı gelmedi. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama Beyrut meydanında büyük bir patlama olmuştu. Bunun hikayesini tüm detaylarıyla sizlere anlatmıştık. Hasar gören dost ve kardeş Bangladeş donanmasına ait gemi bilindiği gibi ülkemize getirilmişti. Bakım ve onarımı yapılmış, harekata hazır hale getirilerek Birleşik Milletler Lübnan geçici barış gücüne tekrardan teslim edilmek üzere yola çıkmış. Son olarak bir haber aktaralım. Mevlüt Çavuşoğlu paylaştı. Türkiye ve Litvanya arasında 17 Eylül 1930 tarihinde imzalanan dostluk anlaşmasıyla diplomatik ilişkilerimiz 90 yaşında. Dostumuz Litvanya ile mevcut güçlü ilişkilerimizi birlikte daha da ileriye götüreceğiz şeklinde Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalar gelmiş. Evet dostlar, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Katıl butonu ile bizlere destek veren 16 kardeşime ayrıca teşekkürler. Allah'a emanet olun. Şimdi Fransızların Galatasaray Lisesi'ni ziyaret etme konuşmalarını izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Hem de Fransa gibi büyük bir devletin 2. Cihan Savaşı'nda bir nevi kurtarıcısı olmuş pek güzide bir devlet başkanı bugün, yani 27 Ekim 1968 günü buraya gelecek. Dışişleri, Milli Eğitim Bakanlarıyla bazı devlet ileri gelenleri kendisini mektebin iç kapısında bekliyorlar. Protokole dahil cevap da bunların arasında yer almış. Evet efendim, Fransa Devlet Başkanı Charles de Gaulle otomobilin içinde ayakta durmuş, çevresindeki coşkun tezahürata sempatiyle karşılık vererek sokak kapısından bahçeye giriyor. Biraz sonra konferans salonundaki tarihi konuşmasını yaparken onu 1936 yılına kadar olan mezunlar dinlemek mazhariyetine erişecekler.